Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Dinamo Kiev'den intikamı aldık. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubunda ilk maçında sahasında Dinamo Kiev'i sahadan sildi. Ve 2-1 mağlup ederek geri gönderdi. Fenerbahçe'de golleri Gustavo Yanike ve Michi Baştuğay'a attı. Ee, i̇ki futbolcunun da aslına bakarsanız Fenerbahçe kariyerinin sıfırdan başlama maçı sayılabilir. Şimdi Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı ama maçın bitiminde <laughs> Jorge Jesus 3'ü de attı, 4'ü de attı. <laughs> Hakeme bakıyorum verdi ve golü 5'i de attı. Şimdi Gustavo Henrique Fenerbahçe forması altında ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Dinamo Kiev 64'te Ziganskov'la skoru eşitlik getirdi ama Fenerbahçe uzatma dakikalarında yeni transferi Vici Başduay'ın sapladığı şey, attığı golle 2-1 kazanmayı başardı. Fenerbahçe 3 puanı alırken Dinamo Kiev yarım asır sonra bu kadar sakat vererek sahadan ayrıldı. Bu maçın ardından Fenerbahçe gruba 3 puanla başladı. Dinamo Kiev ise 0 puanla başlamış oldum. Fenerbahçe B grubundaki ikinci maçta 15 Eylül'de Ren ile deplasmanda karşılaşacak. En büyük avantajımız şu. 7 günlük süreçte hiçbir müsabakaya çıkmayacak olmamız ve Süper Lig'i bay geçecek olmamız. Dinamo Kiev'de aynı tarihte AEK Larnaka ile baş, e, müsabakaya çıkacak. Larnaka'ya buradan başarılar dilediğimizde bir kez daha iletelim. Dinamo Kiev karşısına. Dinamo Kiev ile dünyanın hangi takımı oynarsın oynasın. O takıma başarılar diliyoruz. Şimdi Fenerbahçe'den eee Süper Lig'de oynanan son Kayseri Spor müsabakasına göre sadece bir değişiklik yapıldı arkadaşlar. Deneyimli teknik adam İrfan Can Kahveci'yi kulübeye çekti. Yerine Diego Rossi oynattı. Ki Diego Rossi de maçta asist yaparak selamun aleyküm dedi. Ukrayna temsilcisine karşı Fenerbahçe'nin kadrosunu en sonunda yorumlayayım. Ya. Orada puanlama da yapayım olmaz mı? Yani oynan sonradan giren isimleri de puanlayabiliriz. Serdar Aziz geri döndü. Yani tecrübeli stoper Serdar Aziz'in Kiev maçında sahalara dönmesi, yani sahalara dönderken bir e, yedek kulübesinde olması sevindirdi. 51 gün sonra yine bir Dinamo Kiev maçıyla sahalara döndü. Joao Pedro Avrupa'da ilk kez forma giymiş oldu. Bu gelişmeyi de biliyorsunuz. Kiev maçına göre 5 rütuş yaşandı. Yani 27 Temmuz'da uzatmalardaki bir kaybettiğimiz maça göre Tisserand'la yollar ayrıldı biliyorsunuz. O Samuel, İrfan, İsmail Yüksek ve Valencia yedek soyundu. Tabi maç maç futbolcuların şeyi değişebiliyor arkadaşlar. Form grafiği değişebiliyor. Buna da çok takılı kalmamak lazım. Ee, Tabi o zamanlarda Luan Perez, Gustavo Henrique, Ezgi Canaroski, Cao Pedro, ee, Crespo, Başdua gibi isimler hiç yoktu. Kadıköy kapalı bir Taraftarımıza da buradan 12 numaraya da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Maçın önemli dakikaları var ama ben size maçı özet videosunda, yayınında yaşattığımı düşünüyorum. Yani yaşattığımı düşünüyorum. Bazı futbolcularımızın yorumları var. Luan Perez'in açıklaması var. Bizler açısından iyi bir maçtı. Özellikle ilk yarı çok iyi performans ortaya koyduk. Sadece performans mı ortaya koyduk? Başka şeyler de koyduk. Yani yüreğimizi ortaya koyduk. Hocamız bizi de çok motive etti. Mental olarak sahada güçlü kalmamız çok değerliydi. Taraftarımız harika bir ambiyans oluşturdular. Bizler de sonuna kadar mücadele edip galibiyetle ayrıldık diyor. Maçın kahramanlarından Gustavo Henrique. Fenerbahçe taraftarı affettiniz mi Henrique'yi? Barıştınız mı? Artık destekleyecek misiniz? Artık her topu ayağına aldığında yuhlamak yerine desteğinizi gösterecek misiniz? Bence göstereceksiniz. Ayağı iyi gibi duruyor. Yani Allah nazardan saklasın ayağı iyi gibi duruyor. Usta açıklamaları var. Diyor ki Henrique e, Fenerbahçe'de ilk golüm. Çok mutluyum. Maç boyu pes etmedik ve kazandık. Bu şekilde pes etmeden devam edersek bu sezonki hedefimiz olan şampiyonluğa da ulaşırız diye düşünüyorum. Takımıma bugün yardım ettiğim için çok mutluyum. Bu golü önce Allah'a sonra aileme sonra da taraftara armağan ediyorum demiş bana. Orada Ümraniye Spor maçında 3-3'lük maçta ıslıklanmıştı hatırlıyorsunuz arkadaşlar değil mi? Yani ıslıklanmıştı. Öyle bir sıkıntı yaşamıştık biz. Farkında mısınız? Ve e, bence taraftarla arası düzeldi. Öyle, özellikle Ümraniye maçında bir topta yani taca taça çekince iyice sinirlemiştim. Ama birçok şey oldu. Bu arada arkadaşlar maç biter bitmez. <gülüyor> Manyak. <laughs> Jorge Jesus. <laughs> hani maçı yavaşlatan dakika çalan kaleci bu Çaçan'a, Burhan Çaçan'a tepki göstermiş. Hani yapmaya devam et diyor. Yatabilirsin diyor. Buyur diyor. Hadi yerin hazır. Anangil yapmış. Git yerine yat diyor. Üff, efsaneydi ya. Maç bitince ağlamalar bitmedi. Dinamo Kiev'in ağl ağlak teknik direktörü uçakla gelmelerine rağmen otobüs yolculuğu 11 saat sürdü. Yalanını söyleyen, utanmadan bu yalanı söyleyen Luchescu'nun maç sonunda Sarıya sümük e, yok başka maç sonunda ağlamaları var arkadaşlar demiş ki Ya konuşmak istemiyorum ama yani zorunda da kaşınıyorlar ya. Yani. Ben, ben ben ne yapsam şimdi bilmiyorum. Ya yani. ben okusam mı bilmiyorum, okumasam bilmiyorum. Ya diyor ki Lüçetçu Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ama Avrupa seviyelerinde böyle oynamamalı. Çok fazla faul yaptılar. Oyuncularım hastanelik oldu. Kalecim sakatlandı. Anlayın beni. Meşhur bir düşünürün lafı var. Kalbi sakat olmasın. Şimdi hemen istatistiklere giriyorum. Bir geri zekalının anlayabileceği şekilde anlatıyorum. Lüksesçi inşallah dinler burayı. Fenerbahçe maç boyunca yaptığı faul 16 19 Dinamo Kiev'in maç boyu yaptığı faul 16. Bir daha söyleyeyim. Fenerbahçe'nin yaptığı faul 19, Kiev'in yaptığı faul 16. Yok şeyi merak ediyorum. Kapak sesi nerelere duyuldu diye. Yani kapak sesi nerelere duyuldu diye. Ulan her pozisyonda yere yat. Mağdurum da mağdurum diye ağla. Hakemi aldat, dakika çal. Fenerbahçe çaksın geçsin sonra yine ağla. Bu arada bilginiz olsun. Dinamo Kiev Fenerbahçe ile oynadığı 3 maçta 56 kere faul yapmış. Yani yaklaşık maç başına ortalama 20 faul oynamışlar. Ama ağlıyor. Çifekli ağlıyor. Ağla çıko. Bize ağla çıko. Jesus'tan da Lucescu'ya cevap. Lucescu'ya saygı duyuyorum ama şöyle bir tavsiyem var. İstatistiklere bakabilir. Onların sağlık ekibi 8 kez sahaya girdi. Maçın neresiyle, şey, maçı nasıl izledi bilmiyorum. Ama iyi analiz etmediğini düşünüyorum demiş. Skor 3 Pardon 4-1. Bir de Kaleski, Kaleci Zukanski'ye hadi şimdi de yat demişti. O da var. Jesus diyor ki çok saygı duyuyorum. Teknik direktör olarak kalitesini kanıtlamış bir isim ama ona şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Kendi maçın istatistiklerine bakabilir. Dinamo Kiev sürekli Fenerbahçe'yi faul yaparak durdurmaya çalıştı diyor. E ben de şunu söyleyeyim. Bakın çıkar, değer çıkarmanız gereken çok not var ha. Kiev Süper Lig'de kapanan takımların 3 katı daha çok kapandı. Yani mağdur Edebiyat'in hakem arkasına da aldı. Putin olayları da hakem arkasına aldı. Bugün gün destek veren bir hakem vardı. Şimdi Jesus diyor ki Şampiyonlar Ligi'nde onlara karşı tur atlamak istiyorduk. O maçta olanları biliyorsunuz. Bugün bir cevap vermek istedik. Gruptan çıkabilmek için çok çalışacağız. Dinamo Kiev'in ilk yerde yapmak istediği şey taktik faulleriyle bizi durdurmaktı. 25. dakikada kalecilere vakit geçirmeye başlamıştı. Futbolda bunların olmaması gerekiyor diyor. Ukrayna'da böyle mi bilmiyorum ama oyuncuların bunu yapmaması gerekiyor diyor. <laughs> Futbolda 5 tane an vardır. Bunlardan biri de duran top. Arkadaşlar bunu çok uzun uzadıya konuşmam lazım. Videonun süresi kısa olsun istiyorum. Çok uzatmak istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Yeni bir bakış açısı geldi. Gerçekten yeni bir bakış açısı geldi. Bakın duran topların felsefesi değişti. Ben normalde Lincoln kullanır. Lincoln tehlikeli olur dedim ama Rossi bile tehlikeye sebep oldu. Ferdi Kadıoğlu... Ben bu size bir şey sorayım mı? Bak hani e, anket yaptığınız zaman bazıları diyor ki ortalığı karıştırıyorsun. Ortalığı karıştırmayacak ama müthiş bir anket yapmak istiyorum. Ferdi Kadıoğlu sağ bek mi oynasın sol bek mi oynasın? Hadi arkadaşlar. Ya, ya da değiştiriyorum. Siz e, Erşan Kuneri miydi ya milli takım teknik direktörü? Yok lan o başkaydı. Ha işte Bankos pardon. <gülüyor> ne oldu Lucem diye bir şarkısı var o Erşan Kuneri dizisinde. Ne oldu Lucem diye şey, Lukescu'ya ithafen yazdığı bir şarkı var. Duygusal bir şarkı yani insanları ağlatabiliyor. Şimdi merak ediyorum milli takımda siz olsanız sağ bek mi oynatırsınız sol bek O kadar kötü bir e, Türk havuzu var ki yani Türk futbolcu havuzu var ki sağ bek sol bek mi oynatırsınız? Şunu söyleyeyim 5 tane an vardır. Bunlardan biri duran top biz de bunlara iyi çalışıyoruz. Atilla Salahi ve Gustavo Henrique'nin hava toplarında iyi olduklarını biliyorduk. Taç açısından Dinamo ve sorun oluşturabileceklerini biliyorduk. Aynen de böyle oldu diyor. İşte teknik direktörlük burada ortaya çıkıyor. Cüneyt Kaşeler. Ateşliyim ateşli. Ateşli Cüneyt Kaşeler. Alnından öpüyorum seni. Yaşın benden büyük ama olsun. Demiş ki neden Kadıköy'de gerginliği hep yukarı çekmeye çalışıyorsunuz demiş. Tam şey çıkarken Lücescu'ya. Seni alnından öpüyorum. ateşli. Ateşliyim ateşli. Ate <laughs> Neyse ateş deyimi söylemiş kadar oldu. Gelelim maçın puanlamasına. Evet zor bir puanlama sistemi. Altay Bayındır. Yediği gol de hatalı mı? Hatalı. Hatalı. Ama %100 yüz mü? Değil. Çünkü orada silsile var. Yediği golden dolayı 2 puanı kırdım. 8. Ama topu oyuna sokması vesaire. Gustavo ki 10. Hocam gol attı diye mi? Lan ne gol atması? Adam 3 tane mi ne isabetli şut çekti. Her pozisyonda tak diye sisteme bağlı kaldı. Hani Kiev'in de oyuncuları, kanat oyuncuları hızlıydı. Kaç geçti? Atilla Salahi 10. Maçın gizli kahramanı Atilla Salahi. Çok güzel oyun kurdu. Çok güzel yerleşim yaptı. Çok güzel geriden oyunu çıkarttı. Perez 10. Arkadaşlar sinsi sinsi alttan alttan geliyor Perez. Ferdi Kadıoğlu 10. 9 veren var mı aranızda? 9 veren varsa futbol falan izlemesin. Gitsin stopu izlesin. Ferdi Kadıoğlu'na bu maçta 9 puan veren varsa harbi söylüyorum futbol izlemesin su topu izlesin. Fenerbahçeliyim demesin hangi takımıysa gitsin o takımı desteklesin. Bak bu maç özelinde İlginç, puanlar daha vereceğim bekleyin. Arao, Crespo kaç vereyim arkadaşlar 9 vereyim mi? 9 versem abonelikten çıkarsınız. Öyle bir top oynadı ikisi de. İkisine de 10. Mert Hakan sonradan oyuna girdi. Çok puan veremiyorum. 83'te oyuna girdi ama işte puan verirsem haksızlık olur. Alioski. Golü var mı? Yok. Asist var mı? Yok. Peki hocam hücum katkısı falan. Hücum katkısı da yeterli değildi. 10. Hocam buna niye 10? Hadi öbürlerini anladık. Arkadaşlar farkında değil misiniz? Sağda Ferdi inanılmaz bir çaba gösterdi. Rakip mecburen soldan gelecekti. Gelebildi mi? Sebep Çift yönlü müthiş oynadı Alioski. Lincoln-Renrique oyuna girdi. Bak Lincoln Mert Hakan'dan daha diriydi. Daha kıpır kıpırdı. Haberiniz olsun bu lincoln ki sistem değiştirtir takıma. Bak ben Lincoln'u beğendim ama puan vermeyeceğim. Çünkü aynı dakikada girdiler. aksıp olmasın. Rossi 10. Hocam gol atamadı. Atamasın. 10. Pozisyona soktu. Asistini yaptı. Kıpır kıpırdı. Hareketliydi. Daha ne yapsın. Joshua King 7. Ben King'i bugün beğenmedim. Ama bazı maçlarda tutukluk illa ki olacak. Pedro yedi. Ben Pedro'yu yeterince beğenmedim. Ama yapacaklarını yaptılar. Yıprattılar savunmayı. Hocam iki forvetimiz var. Bunlar gol atamadı. Ya bazen gol atmasına gerek yok. Savunmayı alıp götürmesi önemli. İrfan Can'a 8 veriyorum. Oyuna sonradan girdi. Çok yok gibi göründü ama çok oyun kurdu geriden. Valencia'ya 3 veriyorum. Valencia tak maça adapte olamadı. Maça giremedi. 68'de oyuna giren başduayı açık söyleyeyim bak. Şimdi bunu gol attı diye söylemiyorum ama hepinize şu izlenimi verdi mi? Ulan bu başduayı varken Valencia töbe forma morma alamaz. Hatta Pedro'dun da King'in de daha çok çalışması lazım izlenim verdi mi? Bana verdi arkadaşlar. Açık söyleyeyim durum buydu. Bakın bilginiz olsun, bilginiz olsun rakipte Garmash Sarıkat, Sirota Sarıkat, Buşan Sarıkat 3. Fenerbahçe'de King sarı kart, Rossi sarı kart, Mert Hakan yedek kulübesinde yedi. Onu saymıyorum. Alioski sarı kart, 90 artı 6 ay Bayındır sarı kart diyorum. Şurada dakika çalmaktan. Altı ay da saymıyorum. Üçe 3 üç sarı kartlar. E, kim kimin hakkını yedi? Bugün çıkarmanız gereken sonuç ne biliyor musunuz? Fenerbahçe adamın e, yani adamın intikamını alır. Fenerbahçeyi oynamayın. Maçın istatistiklerinde 9 şutumuz var, 6 isabet. Rakibin 5 şutu var, 3 isabet ama biz yüreklendirdik. İkincisi 1-1'den sonra Fenerbahçe tribünlerinin susmasından nefret ettim. Fenerbahçe tribünlerinin oyuncu değişikliklerinde ıslıklamasına Arkadaş futbolcu ıslıklamayın. Sağdan çıkanlar gayet iyi topunu oynadı. 10 üzerinden 7 verdiğim 2 futbolcu çıktı ama olsun yüreğini ortaya koydular. Toplu oynama 65'e 35. %80 pas isabetiyle bitirmişiz. 418 pasla rakip %63'te kalmış. Demek ki pas arasını çok yaptık. Bir kez ofsayta düşmüşüz. Rakibi iki kez 8 kornerimiz var, 2 kornerle var. Grupta ev, ev, sahibi olduğumuz için ikinci sıradayız. Ee, Ren deplasmanda kazandığı için 3 ee, puanda. Şimdi önümüzdeki perşembe Ren'den en az 1 puan alırsak Kiev Larnaka eşleşmesi berabere biterse o maç tadından yenmez. Hele hele Fener Ren'i deplasmanda yenerse arkamız alacağımız rüzgar çok başka olacak. 7 gün dinlenme süremiz var. Bu fırsat ele geçmez. Ligde bay geçiyoruz. Bak bu fırsat ele geçmez. Bu fırsat ele geçmez. İnşallah o maçı da kazanırız. Ve Fenerbahçe olarak yolumuza çok güzel devam ederiz. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar kanalımız şu anda 26.200 abone ama 26.300 olmasına çok az kaldı. Abone olmanızı rica etsem olur mu? Size iki soru sordum. Bir, Ferdi Kadıoğlu sizce sağda mı oynamalı, solda mı? İki, ikinci soru ne biliyor musunuz? Sizce Fenerbahçe'de hani baş inanıyor musunuz? Yani o şekilde sorayım. Baş duayının performansı yukarı çıkar mı? Daha iyi oynar mı? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.